Bunun üzerine eşi asker şahıs olması sebebiyle bir taraftan adli anlamda yani Türk Ceza Kanunu, Askeri Ceza Kanunu ilgili hükümlerine göre gerekli işlem yapmak üzere adli makamlarca işlem yürütülürken diğer taraftan da idari anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümlerine göre eşi Kazım Özkan hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma işlemi başlatılıyor ve meslekte ilişiği kesiliyor. Hatta mesleğin ilişkiden kesilme safhasına geldiğinde Kazım Özkan hava değişimi dediğimiz işte uzun süreli bir istirahat alarak birlikten ayrılıyor. Erzincan bölgesinde ayrılıyor. Bir daha kendisine ulaşılamıyor ve ilişiği gıyabında kesiliyor. Ondan sonra ilginç bir süreç başlıyor. Benim müvekkillerim açısından da olan 16 Kasım 2015 tarihinde yani eşinin ilişiğinin kesilmesi sonrasında bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla 9 adet o zamanki ismiyle BİMER'e başvuruda bulunuyor. Ve bu asker şahısların veya asker şahıs eşlerinin hakkında çeşitli iddialarda bulunuluyor. Aynı zamanda çeşitli savcılıklara da suç duyurularında bulunuluyor. Yani dolandırdığı kişilerin ya da mağdur ettiği kişilerin ya da kendisinin eşinin ilişkinin kesmesine sebep olan kişiler hakkında çeşitli işlemler yapılmasına sebep oluyor. Ve hemen sonrasında da bir yıl sonra 15 Temmuz darbe girişimi olmasını müteakip bu sefer aynı kişiler hatta sayıyı da artırıyor 45 kişi hakkında bu kişilerin FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yine Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyor. Dolayısıyla bu kişilerin yapmış olduğu usulsüzlüğü ortaya çıkaran komutanları durumunda olan benim müvekkillerim ve diğer kişiler hakkında asılsız iddialarda bulunuyor ve onların bir şekilde işlem görmesine sebep oluyor. Silahlı kuvvetler kapalı bir yapı, bu tür durumlara reaksiyon gösteren bir yapı. Bu hakkında iddialar bulunan asker şahıslar hakkında da işte açığa alınma, yurt dışına çıkış yasağı konulması gibi belli tedbirler alınıyor soruşturma sürecinde. Ancak elimizde iki tane bizim verilmiş karar var. Bir tanesi Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2019 tarihinde vermiş olduğu karar. Mine Özkan ve Kazım Özkan'ın bu 9 farklı kişi hakkında ileri sürdüğü çeşitli iddialarla ilgili olarak dolandırıcılık, iftira, suç uydurma, hakaret, tehdit, banka ve kredi kartının izinsiz kullanımı ve güveni kötüye kullanma suçlarından hem Mine Mumcu, o zamanki adıyla Mine Özkan, hem de eşi Kazım Özkan muhtelif cezalar alıyor. Sonrasında yine Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca bu 45 kişi hakkında terör örgütü üyeliği sebebiyle yapılan soruşturmalar sonucunda iddiaların tamamen asılsız olduğunu, Mine Mumcu isimli şahsın bu kişilere karşı husumetle bu iddiaları ileri sürdüğü ve bu iddialar hakkında koşturmaya yer olmadığına karar veriyor. Yine bizim hukukçu olarak pek alışık olmadığımız tarzda da aslında ayrıntılı yazılmış bir şekilde Cumhuriyet Başsavcılığı gerekli incelemeyi yaptıktan sonra Mine Özkan o zamanki adıyla yine iddianameye girmiş durumda. Mine Özkan hakkında da ilginç saptamalarda bulunuyor. Yaklaşık 50'nin üzerinde kendisinin İstanbul'da, Kütahya'da, Ankara'da ve işte Erzincan, Erzurum gibi şehirlerde hakkında devam eden yargılamalar ve soruşturmalardan bahsettikten sonra Mine Özkan'ın sık sık ihbar ve şikayet mekanizmasını harekete geçirerek kamu kurumlarını ve kolluk kuvvetlerini kendi lehine durum oluşturmak için çoğu zaman fuzuli yere işgal ettiği, bu manada kamu kurumlarını kendi lehine kullandığı kanaati hasıl olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu başvuruların dikkate alınılmaması gerçek anlamda bilgi belgeye dayanmadığı sürece itibar edilmemesi yönünde de açık ve net bir değerlendirme yapıyor. Tabii bu değerlendirmesini yaparken Cumhuriyet Başsavcılığı sadece kendi UYAP sistemi üzerinden Adalet Bakanlığı'nın verilerine değil, aynı zamanda Vergi Denetim Kurulu'nun MASAK, BİMER, CİMER ve VİMER gibi diğer mekanizmaların veri tabanını da kullanarak da bu sonuca ulaşıyor. Çünkü gerçekten de Mine Mumcu
bu mekanizmaları oldukça iyi kullanarak kişiler hakkında bir nevi intikam ama bir nevi de fayda sağlama yöntemine de gidiyor. Evet. Şöyle ki, fayda sağlama hususu nasıl? Yine biz 2022 yılına geldiğimizde, yani Mine Mumcu'nun birçok suçlamadan dolayı ceza aldığını, tutuklandığını biliyoruz. Ama 2022 yılında Mine Mumcu'dan yine benim bir müvekkilime gelen iki adet icra takibiyle karşılaştık. 2022 yılının 4 Ocağı'nda ve 4 Şubat'ında birbirini takip ettik. İki icra takibi gerçekten inanılmaz bulduk biz de bunu. Çünkü bu pandemi sürecinde bizim de duyduğumuz kadarıyla kendisi pandemi izninden faydalanarak dışarı çıkar çıkmaz yaptığı ilk işlerden bir tanesi bir müvekkilime 30.000 TL değerinde icra takibi gönderiyor. Buna ilhamsız icra olarak tanımladığımız takip sistematisinde karşısında açıklama bölümünde herhangi bir belge koymadan sadece bana borcu var şeklinde borç karşılığı olarak 30.000 lira. Siz kendisinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyoruz. Çünkü birazdan da söyleyeceğim. Kendisine yönelik açmış olduğumuz iftira davasında da Erzincan'da şu an 2023'e 703 esas numarasıyla devam ediyor. Duruşmalara katılmadığı için zorla getirme kararı getirmiş durumda kendisine. Yani şu an adalet ve kolluk biliminde kendisine ulaşamıyor. Peki. Ümit Bey, bir virgül koyalım mı? Bir virgül koyalım. Stüdyodaki konuklarımıza da dönelim. Sonra